Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çeviri videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum cümlede tek tek bakacağız. Hangi yapılardan bu cümleyi oluşturmuşuz? Aslında hangi grammatical structure'lar özellikle çeviri için çok önemli ve bu tür cümleleri nasıl kurabiliyoruz? Beraber yine bu cümle üzerinde bakacağız. Bağlaçlarımızı göreceğiz, reductionlarımızı göreceğiz. Hep beraber teker teker göz atalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar, İngilizceden Türkçe'ye yapacağım bunu yine ve bir sonrakinde yine bu sefer de Türkçeden İngilizce'ye yapacağım. Karışık şekilde devam etmek istiyorum ki cümleye bakış açısını herkes farklı farklı kendince algılasın. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, having been taken from the air, bir kere biz having been verb 3 yapısını gördüğümüz anda bu cümlelerde kesinlikle ve kesinlikle bir pasif yapı ve bir eksiltilmiş bir yapı olduğunu %100 görüyor olmamız lazım. Yani ben burada having been verb 3'ü gördüğüm anda hemen demeliyim ki burada eksiltilmiş, özneleri aynı olduğu için eksiltilmiş olan bir cümle var. Otomatikman ben bu cümlenin akabinde özellikle virgülden sonraki kısımdaki özneye dikkat edeceğim. Çünkü burada having been taken from the air bu öznenin pasif olarak bu şekilde çevrilmesi gerektiğini söyler. Der ki, alındıktan sonra, alındığında, alındığı vakit gibi. Yani alınması, bakın, having been taken, alınmış olmak. Havadan alındıktan sonra, havadan alındığı vakit. Ha, ben işte burada anlam itibariyle %100 şudur diyebilmek için, ha ben bunu when'le de düşünebilirim, alınırken de diyebilirim ama ben bunun after'lı olduğunu şuradan çok net bir şekilde anlıyorum. Bakın burada perfect participle var arkadaşlar. Yani perfect participle nedir? Demek ki önce bir olay olmuş, akabinde farklı zamanda başka bir şey olmuş bunun uzun halinde. Yani alındıktan sonra oksijen gider damarlara. Önce alınır. Alınır alınmazlık aynı andılık, alındığı vakitlik de olabilir. Onda da problem yok ama o zaman zaten alındığında damarlara gider derdi. Ve böyle bir cümlede direkt hani taken from the air diye normal past participle yapardı. Burada perfect participle yapmasının sebebi alındıktan sonra gider. İki farklı zamanda bir durum gerçekleşiyor. Bunun vurgusu için işte perfect participle harika derecede iş görür. Having been taken from the air, havadan alındıktan sonra oksijen geçer, gider damarlara. Ve bakın şimdi yine V bağlacıyla bağlanmış. Otomatikman aradaki aslında V bağlacının öncesi çok uzun olmadığı için, özneniz unutulmamış olduğu için, öyle söyleyelim. Unutulmamış olduğu için bir daha hani it deme gereksinimi hissetmemiş. Demiş ki alındıktan sonra havadan oksijen gider damarlara ve is carried, taşınır to the cells, organ hücrelere taşınır. Of our body, vücudumuzun hücrelerine taşınır. Bakın nın eki. Yani vücudumuzun hücresi. Görüyor musunuz nın ekini? Vücudumuza ait olan vücudumuzun hücrelerine taşınır. Bakın tabii ki burada mükemmel bir pasif yapısı var. Ve zaten hani artık çeviri yapmak bu seviyelerde, bu kelimelerle ve bu seviyelerde mümkün olduğunda perfect participle'ı bile görebiliyorsanız buradaki pasif yapıyı zaten %100 bilmişsiniz, biliyorsunuzdur demektir. Çünkü hiyerarşik olarak pasif yapıyı görmeden perfect participle'ın pasif yapısını görmek doğru değil arkadaşlar. Bu kafa karıştırıcı ve diğer gördüğünüz örneklerde de analiz edip çözememeye sebep olur. O yüzden zaten buradaki pasifin ne kadar basit bir present simple pasif olduğunu gördüğünüzü çok net anlıyorum. Buradaki perfect participle'ı bile görüyorsak zaten olay artık çoğuyla çözülmüş bitmiş demektir. Gayet iyi durumdasınız demektir. Tebrik edin kendinize. To the cells of our body, vücudumuzun organları, organ deyip duruyorum, hücrelerine
Şimdi arkadan da bir tane so that, in order that gibi bir amaç bağlacımız var. Ne olsun diye, bakın sın diye, sun diye, ne olsun diye, ne yapılabilsin diye, hangi amaçla? So that organs, functions are able to continue. Şimdi orada da bahsedeceğim bir şey var ama burada asıl vurgulamam gereken hemen so that'ten sonra fiilin hemen yakalanıyor olması. Devam edebilsin diye. Görüyor musunuz bakın? Devam edebilsin diye, devam etmeyi, sürdürmeyi, devam ettirebilsin, sürdürebilsin diye. Hani sürdürmek de diyebiliriz. Sürdürebilsin diye. Ve güzel bir zarfla tamamlayabiliriz. Doğru düzgün, adam akıllı. Şimdi burada arkadaşlar bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Bakın burada bir apostrof S koydum. Yine bu muhtemelen zaten alt seviyelerde bildiğiniz bir şey ama olabilir, gözünüzden kaçmış olabilir. Bir anda orada dikkat etmemiş olabiliriz. Organs, functions. Bu önemli bir kuraldır arkadaşlar. İşte organ aslında cins bir isim bildiğiniz gibi. Organs dediğimizde oradaki S takısı bizim pluralımız. Organlar demiş oluyoruz. Şimdi biz o zaman organların fonksiyonu derken oradaki n'nin ekini of'lu bir yapıyla verebiliriz. Yani şöyle diyebilirdim. So that the functions of organs diyebilirdim. Of yapısıyla ben bu cümleyi çok rahatlıkla yine özne halinde kullanabilirdim. So that the functions of organs are able to continue diyebilirdim. Ama ben bunu diğer kullanımını göstermek için özellikle böyle yazmak istedim. Organların derken cins bir ismi plural yaptığınızda, cins diyorum bakın özel değil, cins bir ismi plural yaptığınızda n'nin ekini sadece apostrof koyarak yapıyorsunuz. Sun'la bir de o diğer hani Ali'nin, çocuğun, kızın derkenki es var ya bunu koymuyorsunuz, tamam mı? Yani organların fonksiyonları derken buradaki çoğul ekinden dolayı zaten biz organların fonksiyonları olduğunu anlıyoruz. Organs deyip apostrof yazıp bırakıyoruz. Ha bunu organların fonksiyonlarını bu şekilde hani bu karmaşıklığı da tam istemiyorum ben, riske de girmek istemiyorum derseniz o zaman the functions of organs yazarsınız olur biter. Of yapısı n'nin ekini yukarıda da gördüğünüz gibi çok rahatlıkla eşit şekilde sağlayabilmektedir. Birbirlerinin yerini döndürebilirsiniz. Şimdi o zaman burada neye dikkat ediyoruz bakın. Perfect participle var. Geniş zamanda kurulmuş, cümlemizin özne artı yüklemiyle tamamlanmış bir şey var. Peki bu perfect participle aslında açık halde yazılsaydı ne olabilirdi? O zaman şöyle olabilirdi. After oxygen. Şimdi bakın, normalde is taken from the air. Bu bizim present hali. Ama burada present halinde bir participle yapılmamış da, yani özür diliyorum, present hali derken present pasif hali. Normalde verb 3 ile aslında yapılabilecekken burayı perfect participle yapıyorsa o zaman burası present pasifde kurulmuş bir cümle olamaz arkadaşlar. Bu cümlenin olması gereken doğru yapısı after oxygen has taken ya da evet has taken from the air deyip it is carried to the cells. Şimdi hücrelere taşınır diyoruz ya. Buradaki after dolayısıyla, buradaki perfect yapı dolayısıyla önce alınıyor, sonra taşınıyor manasını tam vermek için bir perfect tense'in participle yapılmış. Çünkü öznelerim aynı. Bu öznelerin aynı olmasından mütevellit after'ı yok etmiş. Oksijeni zaten arka tarafa alacaktı. Nasıl yapıyorduk bunu? Perfect participle videomda uzun uzun zaten anlattım. Bildiğinizi varsaydığım için şu anda sadece çeviri videosu olduğu için hızlıca anlatıyorum. Bu yapının nasıl yapıldığını zaten bilmiyorsanız kesinlikle perfect participle videoma özellikle bakınız. Şimdi ne yapıyorduk? Bağlacı gördüm. Öznelerin aynı olduğunu gördüm. Süper. Bağlacın olduğu yerdeki hemen tense'e bakıyorum. Nerede bu tense?
Has been taken arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Heh. Nedir bu tense? Perfect tense. Bu perfect tense'in aktif mi pasif mi? Oksijen alındıktan sonra diyor ya, bakın pasif. Has been taken. O zaman diyorum ki ben buradaki eksiltmeyi having been verb 3 ile çok rahatlıkla sağlayabilirim. Kocaman cümlemin bağlacını atıyorum. Buradaki özde zaten gitti. Buradaki yapının has been taken olmasından mütevellit having been verb 3 olarak döndü. Gerisi zaten oksijen olarak buraya açık açık yazılmasında hiçbir sakınca yok. Alındıktan sonra, havadan alındıktan sonra oksijenden bahsediyoruz. Oksijen damarlara gider şeklinde bir cümleyi aslında ben uzun uzun yazmaktan ziyade en başına cümleme başlarken de perfect participle yaparak rahatlıkla başlayabilirim. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi perfect participle ile ilgili işte aktifi nasıl çözdük, perfect'i nasıl çözdük, pasifi nasıl çözdük, o detaylı video neredeyse 40 dakika yakın bir video muhtemelen. O videoda uzun uzun anlattım. Oraya bakın, orada birazcık bilgilerinizi tazeleyin gerekirse. Çünkü ben belki çok iyi anımsamıyorum, o videoyu anlatırken de söylemiş olabilirim ama genel olaraktan düstur olarak söylediğim şey bu. Bir şeyleri kullanırken bunların illa açık hallerini, uzun hallerini bilmek zorunda değilsiniz. Nereden doğduğunu anlamanız için böyle uzun uzun yazıyorum. Uzun uzun yazmak da bir yöntemdir. After oxygen has been taken from the air deyip de siz bunu açık haliyle de yazabilirsiniz. Sorun yok. Ama direkt bu şekilde reduction edilmiş şekilde yazıldığında ya da okuduğunuzda bunu keşfedip gözünüzün tanıyor olması lazım. Bu yüzden bir şeylerin aslında kafanızda hani alındıktan sonra alınma akabinde, alınma işleminin akabinde derken having been verb 3 olduğunu canlandırıyor olmanız lazım. Bu bir süreç. Kesinlikle ve kesinlikle işte şu kadar ayda bunu yapabilirsiniz, bu kadar haftada, bu kadar kitabı bitirdikten, şu konuları bitirdikten sonra bunu yapabilirsiniz diye kesin yargılarla konuşmam. Sadece hiyerarşik olarak dikkat ediniz. Active voice, passive voice ve causative'ler kendi içinde çatı. Reduction'larda arkadaşlar relative clause'ların ya da adverbial clause'ların açık hallerini yapabiliyor olmalısınız ki öncelikle daha sonra da onları reduction yapılma mantığını anlayıp ondan sonra ömür boyu redact ederek kullanın. Hiç fark etmez. Kimse size burada açık kullanmış, burada reduction kullanmış demez. Ama hani böyle reduction yapılmış cümlelerin daha açık hallerini gözünüz görmez, bunun mantığını kavramazsanız o zaman çok zor. Bir tane çeviride yapabiliyor olacaksınız, bir makalede anlamıyor olacaksınız. Tanıyor olacaksınız, tanımıyor olacaksınız. Kullanabileceksiniz, bir sefer kullanamayacaksınız. O aradaki sallantının gitmesi için bu tür hiyerarşilere dikkat etmek lazım. Reduction yapılmış olan bir bütün cümleyi görür görmez having been verb 3'ü gördüğünüzde bunun bu perfect participle'dır. Burada eksiltme yapılmıştır diye beyninizin çat diye okuyabiliyor olması lazım. Okay mı? Evet arkadaşlarım. Bugünkü çeviri cümlemde de sona gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki çeviri videomda yine görüşüyor olacağız, karşılaşıyor olacağız. Özellikle çevirisinin yapılmasını istediğiniz bağlaç ya da grammatical bir yapı var ise yazabilirsiniz yorumlar bölümüne. Tabii ki ekleyebilirim. O cümleleri uydururken, o cümleyi aklımda canlandırırken onu özellikle işin içine katıp size burada ekstradan o duyguyu, o mesajı geçirmeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.